Ender de olsa muhtelif sebeplerle yaptığınız projeleri açamama sorunuyla karşılaşma ihtimaliniz var. Normalde Adecco bir dosyayı açarken hatalı bir veriyle karşılaşırsa şöyle bir mesaj verir. Evet'e basarsanız yani kurtarmaya çalış derseniz Adecco dosyadan elinden geldiği kadar veriyi kurtarmaya çalışır. Fakat Adecco dosyayı kurtaramazsa yedeklerden kurtarmayı denemek gerekebilir. Eğer bilhassa kapatmadıysanız Adecco her projenin iki farklı şekilde yedeğini alır. Birincisi çalıştığınız dosyayı ara kaydettiğinizde bir öncekini silmez, nokta bak uzantısıyla adını değiştirir. Bu dosyanın uzantısını DVG yaparak Adecco'nun açabileceği hale getirebilirsiniz. Önceki hali diyelim. Kaydetmeden önceki hali budur. Nokta DVG diyorum. Enter. Evet, değiştirmek istiyorum. Evet, şu anda bu önceki hali, projenin save etmeden bir önceki halini Adecco açabilir durumda. Çift tıkladığınız zaman Adecco açacak. İkinci yedekleme şekli ise şudur. Adecco belirli aralıklarla çalışmakta olduğunuz projenin yedeğini alır. Kaç dakikada bir yedek aldığını ayarlar, seçeneklere girerek öğrenebiliriz. 60 dakikada bir yedek alıyormuş. Bunu siz isterseniz düşürebilirsiniz. Yedek aldığı dosyaların uzantısı da SV dolar. Peki bu yedekleri nereye alıyor? Adres dosya kartından temporary yani Windows'un geçici dosyalar için tahsis ettiği yere alıyor. Bunu kopyalıyorum. Windows gezginini açıyorum. Yapıştır. İhsan Bey projesi üzerinde çalışmıştım daha önce. Bu isimle bir arama yapıyorum. Evet. Yedek dosyayı bulduk. Bunun da SV dolar uzantısını DVG yaptığımız zaman Adecco'da açılabilir hale gelecek. Bazen Windows bug veya SV dolar uzantısını göstermeyebilir. Görünür hale getirmek için şu işlemi yapmak gerekir. Başlattan arama kutucuğuna klasör yazıyorum. Klasör seçeneklerine tıklıyorum. Görünüm. Bilinen dosya türleri için uzantıları gizleme deyip tamama basıyorum.